Ya ben şuradan bir başlayayım. Buyur. Ali Şansalan'dan çok kötü maç yönettim. Şimdi geçen bir açıklama oldu biliyorsun. UEFA'ya bağlı ülkelerde işte bununla ilgili işte Avrupa'daki UEFA'nın hakem işte başında olan o bölümdeki insanların açıklamalarını biz hepimiz Türkiye'de gördük ve takip ettik. Atletizm olarak yani fiziksel kalite en kötü hakemler Avrupa'da UEFA'lı WiFi bağlı ülkelerde bizim hakemlerimizmiş. Bunun açıklamasını yaptılar. Bu şimdi bundan daha önemli hukuk dallasın. Şimdi bu işi onun önderliğinde gidiyoruz. Hakemler oyunu bilmiyor. Ben bugün hakemin işte verdiği, vermediği birçok karar var. Bir karar net söyleyeceğim. Ya kardeşim bir oyuncunun yani diyorum ya yakın zamanda inşallah böyle bir şey olmaz. Hep de söylüyorum yayınlarda. Yani i̇lla bileği kırılacak. Icardi'nin pozisyonu net kırmızı karttır abi. Her krampona basmak, futbolda işte sarı kart falan. Bazen sarı kart da vermeyebilirsin. Hatta Abdülkerim'e bir pozisyon vardı hatırlıyor musun? Yanlışlıkla bileğine basıldı o kart verilmez. Yani yere düştü falan. Antep'le oyuncuyla ile bir ikili mücadeleye girdi. Ama gidip Erbi oyuncuya gattarca basıyorsa Cinevoce'ye orada sarı kart değil. Mesela tam gol de iptal oldu. Hı hı. Kırmızı kart normal şartlarda gol iptal olmasa vesaire yani hakem maçın verdiği kararlarda tereddüt ediyor. Doğru karar veriyor, doğru gördüğünü tekrar bir tereddüt vücut dili var. Mesela Icardi'nin düştüğü pozisyonda penaltı o. Yani rakibin müdahalesi var. Penaltı net görülüyor. Şimdi bu, orada bir kafa karıştırıyor, penaltıyı verdi ondan sonra duruyor. Varda bakıyorlar bilmem ne konuşuyor. Yani... Biraz daha hakemler nuklearlasın bunu niye söylüyorum biraz daha bırak atletik performansı geçtim biraz daha oyun bilgisi yorumuna daha fazla kafa yorması gerekir. Yani gol iptal olur kırmızı kart iptal olur kırmızı kart devam eder vesaire adam bunları göremiyorlar ya bunlar en iyi hakemlerimiz Ali Şansalan. Yani verdiği karar öbür türlü yani oyun içinde enteresan yani bakıyorsun vücut diline yani bir de hakemlerde lütfen yani buna işte MHK başkanı da olsun. Aynı şekilde Hulk Dallas veya Mehmet Büyükekşi olsun. Yani mutlaka bunu konuşulsun. Yani saha içinde bu kadar tebessüm eden Avrupa'da falan bu kadar hakem hep gülmeler. Hep böyle bütün hakemler de böyle. Onu TFF istedi hocam. Ama maç öncesi iki kulübeye gidiyor hakemler hocada elini sıkıyor falan. Maç öncesi Cüneyt maç öncesi gitsin. gitsin. Hani bir sempatik hale getirilmeye çalışılıyor. Ama her böyle karara binen... Kötü da, anlamda değil. Her, biz yani hepimiz seyrediyoruz. Avrupa'da birçok ligde seyrediyorsun. Major liglerde maç seyrediyorsun hafta sonu. Çok maç ya Bu kadar yani bizim bizim gibi yani çok enteresan yani gülmek etmek rahatlık diye hani ka karşıdaki oyuncuyla ile daha iyi diyalog kuruyorum, kuruyorum diye herhalde kafalarına herhalde monte etmiş hepsi bunu veya bir e, işte e, herhalde talep ediyor MHK veya aynı şekilde federasyon hep böyle jest mimikler doğru olmayan hareketler yapıyorlar bütün takımlar için doğru değil yanlış karar verdiğinde de gülüyorlar bir de işin tuhafı bak. Ya çok enteresan. Yanlış Her karar. memnun olan o Devam hocam? hocam. Ya en yanlış karar veriyor, gülüyor falan oyuncuları ya yani çıldırtıyor yani. Hocam ben sana kırmızı kartlık bir hareket yapmışım. Hakem geliyor, gülüyor Hiç sana. Gülüyor Rahatsız yani edin. yani Avrupa'da falan bu kadar değil. Yani onlarda da ilişkiler bu kadar yani gülerek değil. Tamam Adam bir şey varsa tebessüm ediyor. Bu kadar değil ama. Ya yani bu bütün takımlar oluyor. Yalnız ben bugün için söylemedim. Yani bütün Anadolu takım ve büyük takımlara karşı bunlara biraz daha dikkat etsinler. Yani oyun bilgileri sıfır zaten. Atletizmi geçtim zaten. Atletizm olarak Avrupa'nın gerisindeyiz tamam ama oyun bilgilerini hala geliştirmediler. Galatasaray'a gelince Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. Eee Okan Hoca şimdi bazen fikstür şansı da önemli futbolda. Hı. Şimdi iki tane Molde maçında çok yani çatlak sesler oluştu. Yapılan yanlış bence. Birazcık daha sabırlı olmak gerekir. Şampiyonlar Ligi bakalım stratejine, oyun ne diye dün akşam da konuştuk. Hocam Molde mi iyiydi Galatasaray mı kötüydü? Molde de iyi takım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Molde maçlarına Biz esas şey söyleyeyim. Ee, yani sezona Okan Hoca da iyi başlamadı. Okan Hoca da... Dağınık herkes bak, Bak Galatasaray, şimdi bak bugün yendi. Dün Okan Hoca ile ilgili de gerekli şeyleri de konuştuk. Yani geçen sene şampiyon yapmış 14'te 14. Yani düşünebiliyor musun? 30 galibiyete 39 maçta ulaşmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Galatasaray tarihinde bu anlamda rekor kırdı Okan Hoca. Yani şimdi geçen sene şampiyonluk, bu sene bakıyorsun şampiyonlar ligine bıraktı takımı. Hı hı. Yani şampiyonluk kutlamaları falan bakıyorsun 3 hafta sonra hemen kampa yine Galatasaray, Temmuz başı. Sonra işte yarışıyorsun. Kolay işler değil. Ama ben Okan Hoca'yı da çok formda mesela sezon başlangıcını çok formda görmedim futbolcular gibi. Ha, bu da mutlaka düzelecektir. Bu Molde maçlarındaki e, oyunu verdi. 2 2 iki iki, iki maçta da oyunu verdi. Molde daha dominanttı. Bunda fizik kalitesi bir kere her zaman bizim Kuzey Avrupa ülkelerle oynadığımız maçlarda fizik kalitesi iyi takımlara karşı hep sıkıntı yaşıyoruz. Bir de ligi daha önce başlıyor hocam. Kesinlikle. Şimdi Lide, 38 var hafta oynamış o tempo ritim dediğin gibi Cüneyt yani çok doğru. Hı. Şimdi onlarla böyle aynı şekilde oynamak etmek yani kolay değil. Galatasaray'da bir 15-14 hafta geçsin. Ondan sonra bu ritmi yakaladıktan sonra, bütün oyuncular geldikten sonra bunu görmek gerekir. Molde bu zafiyeti doğru bir şekilde kullanmaya çalıştı ama kalite farkı ortaya çıktı. Ama şimdi bak iki Molde maçı çatlak sesler oluştu. Bir de Kayseri beraberliği Cüneyt. Onun üzerine bir tane Gaziantep deplasmanı ligin en zayıf takımlarından biri gelmesi önemlidir. Niye milli araya giriyorsun? O çatlak sesler biter. Bazı şeyleri tamir etme fırsatım var. Hem fiziksel olarak bazı oyuncular geride bu milli takım arasında onu getirsin Takım daha bir birliktelik olur. Yeni gelen oyuncular. Bunun için Galatasaray'ın bir galip gelmesi gerekirdi. Farklı galip geldi. Yani 3-0 bitti maç. 6-0 da bitebilirdi. Şimdi bundan sonraki süreçte Galatasaray takımının sağ içindeki sıkıntılarını Okan Hoca iyi görmesi gerekir. Ben Kerem Demirbay'ın orası oranın oyuncu olmadığını dün hatta söyledim. Dün 22 kişilik kadro açıklandı Galatasaray kadrosuna bir tane orijin orta saha Lucas Torreira'dır. 6 numara. Dün söyledim. Kaan Ayan evet. vardır ikincisi merkezde. Stoper meşhidi bir oyuncudur. Yani bir tane o var. Kerem Demirbay da ofansif bir 10 numara veya sağ önde oynar. Tete'nin oynadığı pozisyonda 8 numara pozisyonu öyle playmaker oyun kuracak falan değil. O yaptığı koşular yanıtmasın. 10 numara pozisyonunda çok yaptı. Almanya'da dip koşular santroforun yani iç santroforun arkasından ve savunmanın sırtına yaptığı çok iyi koşular vardır. Ama bugün gol attı. Bugün bölüm bölümüydü. Fiziksel olarak o da düştü. Çünkü sezon başı görmedi. Tabii. Demirbay esas Mertens yerine fizik kalitesi iyi oldu mu daha iyi oynar. Mertens 36 yaşında eski sprint kalitesi yok. Ciddi sıkıntılı. Ve de o da biliyor Serkan'cığım. Oyun içinde düşleri var. Dikkat et. Ara sıra saklanıyor. Aynen bazen Dikkat de yüzü et. Niye saklanıyor? Bir de toparlanmak istiyor fiziksel olarak tekrar sahneye yani çıkması için. Yine de için. vazgeçmesi çok kolay bir isim bir değil. Bir isim değil ama. Yani Okan Hoca'nın çok güvendiği sağdaki... Tabi Sağ kolu. Tabi Yani e, Galatasaray'ın özellikle bu bölgeye hemen 6 8 alacak yani stoper alabilir falan. Nelson nasıl olsa artık e, bir Belçika kaldı. 6 Belçika'da 6 Eylül'de bitiyor. 7 Eylül'de de Yunanistan bitiyor. E, kimse yani, standartında... Orta Avrupa'da bitti. Şimdi en son bak şimdi Bitti, kere bitti ama bak Nelson bitti transfer bugün var ya. Çok iyi oynadı özellikle Dikkat kafa rahatladı çocuğun belki. Serkan ilk devre özellikle çok iyi ben oynadı. Çok bak şimdi bugün. ilk bak, uzun süre hatta uzun bu se en iyi sezon, başından beri en iyi maçı Kesinlikle. oynadı. Niye transfer bitti? Kalacağım dedi bitti. o kafa rahatladı, değil mi? bitti. Kafa evet. rahatlandı. Gol bile atıyordu. Şimdi, tabii. Şimdi Galatasaray takımını şampiyonlarla için tabii strateji niye bunu bulması gerekir? Şimdi Lucas Torreira ile oynadığı zaman maç ne oldu biliyor musun? Galatasaray geniş alanda oynuyor. 5 e 5 bir oyuna döndü. Çok geçiş yemeye başlıyor. Nasıl? Ucundan savunmaya geçişlerinde sıkıntı var. Bunu iki şeyle çözecek Okan Hoca. Neyle çözer? Ya bu geçişi doğru sağ, sağlayacak bir taktiksel olarak bir oyun bir organize etmesi gerekir. İkincisi de oyuncularla değiştirecek. Eğer sen şampiyonlar ligi için söylüyorum. Ligde zaten makas açık. Ligde Anadolu takımlarıyla özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere büyük takımlar Beşiktaş, Trabzon bu da dahil oyuncu da transfer edecek. Yani bir tek zorlayacak şu anda görünen Adana Demirspor'dur bu dört büyük takımı. Onun haricindeki bütün maçları seyrettim. Bakma sen Kayseri falan Galatasaray maçı bitti 0-0 alkışlı ötürü. Bunlar 0-0 hani dünyalar Kayseri'nin olmuş gibi maç bittikten sonra alkışlıyorlar. Yani onun için çok böyle makas açık. Ya bu oyun bu oyuncu topluluğuyla hatta 4-0-6 oynasan, orta sahası oynasan bak. Ya bir tane daha ucum oyuncusuyla başlasa mesela farz edelim. Ee, Bakan bu ile başlasa Lukas Torreira da çıkarsan yine Galatasaray yener. Anadolu takımlarla ciddi makas açıldı Cüneyt. Ama şampiyonlar ligi için dediğim gibi bu oyunu bulması gerek. Hücumdan geçişi kötü. Bu oyuncu topluluğuyla e, değil daha doğru bir oyuncu topluluğu tercih etmeli. Bir de milli takım arasında bu oyunu oturtmalı. Çünkü Galatasaray dediğim gibi geniş alanda oynuyor. Bunun Okan Hoca bir an önce çözülmesi gerekir. Galatasaray'da bir hafıza işte böyle bir şey 8 tane geçen sene non iki oyuncu sana maçı bitirtiyor. Kim? Böyle bir oyun hafızası var. İkardi Kerem. İşte Doğru. hafıza birlikte oyun, birlikte kalmaları, kadronun sürekliliği, devamlılığı bundan önemli. Hani Avrupa'da diyoruz ya birçok işte takım diyoruz önemli takımlar bir transferle taç yazsın, iki transferle sezonu kapatıyorlar. Burada da işte Galatasaray 8 oyuncu ile oynamasının faydasını gördü. Tete ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tete çok sayı üretecek gibi durmuyor bana. Bak yetenekli ama mesela Yunus'u arayabilirsin. 57. dakika maçın tekrarını seyredenler bir baksın. 57. dakika bir pozisyon var. Top Tete'de Icardi ...Molde'deki maç var ya Yunus'un attığı cüney için. Oradaki bir koşu yaptı biliyor musun? Tete gösterdi koşusunu. Evet. Gösterdi. Evet. Atmadı. Yani atmadı. tamam belki ilk maçı görmek tabii Tete'ye etmek ama Tete'yi geçmişinde bilen insan bak... çok sayı üreten değil. Onun için Kerem'i böyle yani Kerem tamam top tekniği kötü, top kaptırıyor. Yeri geldiğinde burada Molde maçında onu kaptırdı. Gol yedi Galatasaray. Ama şunu söyleyeyim en son. Kerem yine Kerem'dir. Ligde problem çözer. Ligi bilen oyuncu. Kerem sana geçen sene şampiyonlukta Icardi ile beraber anahtar oyuncu olarak problem çözdü. Ya Zaha geldi, Hakim Ziyech geldi, Tete geldi, Kerem... Hayır, kendi çocuğuna bir şekilde sahip çıksın Galatasaray. Nitekim de çıktı. O güzel Gaziantep'te karşıladılar. karşılandılar. Mutluluktur diyor. Mutluluk <laughs> çok Sibitli güzel bir de, de. Gaziantep'li Gaz, şimdi Galatasaray taraftarı biliyorsun çiçek verdi. Havanda Kerem'i de maçtan önce karşılamaları büyük şeys moral oldu. Onun için kendi evlatlarımızla böyle bir anda önemli oyuncular geldi. Böyle tukaka yapmayalım. Kerem gibi çocuklarımıza hem iyi, düzgün, ahlaklı Galatasaray için çıkıp her şey limitlerini sonuna kadar zor, zorlayan bir oyuncuyu da her zaman sahip çıksınlar. Tabii ki çıkıyorlar da alışta işte bugün farkını yine ikar ile yine ikili olarak gösterdiler.